Bismillahirrahmanirrahim. İsraf, gereksiz ve ölçüsüz harcamaktır. Biz her ne kadar israfı suyun fazla akıtılması, ekmek kırıntılarının çöpe atılması, pastanın yarısının yenip yarısının çöpe atılması olarak görüyorsak da asıl israf gereksiz ve yersiz harcanan her şey için söylenebilir. En büyük israf ekmek ve su üzerinden değildir. Ekmek ve su israfı da değerlendirilen nimetlerdir. Ekmek atıldığında kuşlara, kedilere, köpeklere yem olur. Bir tür israftan kurtulmuş olabilir. Su ne kadar dökülürse dökülsün, denizlerde tekrar buharlaşıp su olarak gelebilir. İhtimal de olsa. İnsanın ömrü israf edildiğinde geri dönüşümü yok. En büyük israf hayat israfıdır. Ve en büyük israf sağlık israfıdır. Yine en büyük israf iman nimetinin israfıdır. En büyük israf ilim israfıdır. Allah'ın verdiği ilmi gereksiz yere, boş yere harcamak, kullanmamak israftır. Allah neyi nimet olarak kuluna lütfetmişse, o muhakkak dengeli ve gerekli bir şekilde kullanılmalıdır. Su bir nimettir, doğru. Gerekli ve dengeli kullanılmalı. Ekmek nimettir, doğru. Gerekli ve dengeli kullanılmalı. Ama sağlık da bir nimettir. Hayat da bir nimettir. Mümin bir cemaatin içinde olmak da bir nimettir. Anne, baba, kardeşler nimettirler. Asla çarçur edilmemelidirler. Bir Müslümanın kardeşlik mefhumunu zedelemesi de israftır. Bir Müslümanın ekmeği çöpe atmaya kıyamadığı gibi, israftan korktuğu gibi, elektrik israfından çekindiği gibi, suyu musluğu fazla açmaktan çekindiği gibi, mümin kardeşlerini çarçur etmekten de çekinmelidir. Bir mümin kardeş, müminlik nedeniyle kardeş olunmuş bir insan, 10 kilovat elektrikten daha değersiz midir? Anne baba neyle ölçülebilir bir nimettir ki onların varlığı gereksiz ve yersiz kullanılmış olsun? İsraf haramdır. Allah israf edenleri asla sevmez. Allah'ın sevmediği işlerdendir israf. Ama israf sadece suyun boşa akıtılması değildir. Boşa akan hayat, boşa geçen her dakika israftır ve bir dakika asla bir okyanustan bile daha değersiz değildir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.